Değerli dostlarım tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Evet piyasalarda kızarmaya devam ediyoruz. Eee sektörel bazlı analizlere geçenlerde vurgu yaptık. yüzde %5'lik, 6'lık geri çekilmeden bahsettik ve gerçekten de nokta atışı olduğuna inanıyorum. Cumartesi pazar için tekrar sizlerle arkadaşlar bu sektörel bazlı teknik analiz çalışmasını yapacağım. Mutlaka takipte kalın derim. Özellikle pazar günü akşam olabilir bu sektörel bazlı analizin önemli olduğunu düşünüyorum. Piyasaların genel gidişatı, altında, gidişatı hakkında bize güzel bilgiler sunmuş oldu. Bu videomuzda Kozal'la başlayıp Avtur'dan çıkacağız değerli dostlar. Yatırım tavsiyesi olmadan umarım faydalı bir video olur. Evet koza altında 99 bandı bakın şu alanın mücadele alanı olduğunu söylemiştik ve burada arkadaşlar geri çekildik sert bir düşüş 90.10 diğer destek attığımız artık devreye girmiş durumda burada baktığımız zaman bir alçalan takoz oluşumuna Eğer gidecek isek daha aşağıda bir dip oluşumu burada olabilir arkadaşlar yani şurası birinci dip noktamız ve ikinci dip noktayı oluşturarak bir destek dönüşü bölgesi gelebilir zamanla takip edip bekleyeceğiz bir Fibonacci atacak olur isek en alt bölgeden şöyle arkadaşlar Bakınız 89.95 yani 80-90 bandı bizim şu anda gözüken teknik bölgemiz. Zaten biz de ne söyledik arkadaşlar? 90.10 bölgesini destek bölgesi söyledik. 99'ların altı riskli dedik ve buraya sert bir geri ile arkadaşlar bu bölgeye ne yaptık? intikal etmiş olduk aşağı yönlü. Bakın şuradan major desteğin kırılmasıyla beraber tehlikesin yerleri arttı ve maalesef şu anda 94.85'te gelen bir kapanış. 90.10 desteğimiz. Şimdi kozala dolar bazlı bakalım. Şu çizimleri şöyle bir kaldıralım. Şimdi dolar bazlı grafik arkadaşlar. Hemen şu bölgeyi alıyoruz ve bir miktar daha geri çekilme potansiyelinin olduğunu ve buradan tekrar yukarı doğru bir atan gelme potansiyeli söz konusu diyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman %8'lik bir geri çekilme potansiyelini barındırıyor arkadaşlar. Dolar bazlı grafimizde şu ana destek noktasını koyduğumuz zaman bir miktar daha geri çekilmenin olabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Kesinlikle tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Yani ana destek bölgesi bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şöyle bakın şu iki dibi de birleştirdiğimiz zaman e, ortalama 10.60 bandına kadar bir geri çekilme potansiyelimiz var. 10.60 10.50 dolar bandına kadar bir geri çekilme potansiyelimiz olabilir. Yine esas olan hususlardan bir tanesi bakınız dolar bazda şu düşüşü kırması gerektiğini söyleyebiliriz. Bakınız bir alçalan takozumuz alttan gelen ana desteğimiz. Senaryoda arkadaşlar artık kırılmasını takip edeceğiz. Bu kırılım eğer yukarı şekilde gelir ise bir yolculuk potansiyelimiz yine de şu derinlik kadar olabilir. Ama şu ana destek yine kırılır ise de satış bir miktar daha sırasıyla bu desteklere doğru gelebilir arkadaşlar. Bunları da ihmal etmeyelim. bir miktar daha bakalım. Geri çekilme dönemi yaşasın neler olacak? Artık dolar bazda da 10.60 10.50 ortalama bu bantlar bizim için destek noktası bir alçalan takoz oluşumu içerisinde. Garanti ile devam ediyoruz. Arkadaşlar garantide halen yükselen kanal trendimiz devam ediyor. 9.98 dedik direnç noktamız. Aşağıda 9.39 ve 8.96 sıralı destek noktalarımız. Bu noktalarda yine aynı şekilde devam ediyor. Dikkat edelim. Artık sarı alanında içerisine girmiş durumdayız. Yani burası bizi biraz aşağı doğru itebilir. Bu bölgede dikkat edelim. MACD indikatörü yine satış üretmiş konumda arkadaşlar. Ama yükselen kanalı takip etmek istiyorum diyorsanız bir miktar daha oyunda kalırsınız. Yok sarı bandın altı artık riskli. Bu bölgeden geri çekilme olabilir der iseniz de tercih sizin. Ama şimdilik mavi alan bizi taşıyor Bakalım neler olacak arkadaşlar. Evet. Garantideki görüntü bu. Değişen hiçbir şey yok grafimizde. Onu ifade etmiş olalım. Ee, Türksel. Evet. Türksel bakınız. Çok çok hassas bir noktaya gelmiş durumdayız. Şimdi şu bölgeleri şöyle bir kaldıralım artık. tekrar alalım. Biraz daha sade bir görsel olsun arkadaşlar. Evet. Görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Sadece şu bölgede bir fake hareketimiz var. Bakın dirençlerimiz, dirençlerimiz. Bunlar net çalışıyor. Direnç bölgeleri. Destek, destek, destek. Şimdi burada artık kırılımı takip edeceğiz. Çok hassas bir noktadayız arkadaşlar. Umarım buralardan dönüş gelir. Ortalama 15, 30 bantları, 33 bantları bakınız önemli bir destek noktası. Kanala sadık kalabilecek miyiz? Bunu hep beraber göreceğiz. Çok çok tabi dikkatli olalım bu noktada ki zaten şurayı baz aldığımız zaman kırılımın geldiğini buradan görüyoruz. Evet. Yarın belki bizim için yine bir miktar geri çekilme potansiyelini görebiliriz arkadaşlar ki zaten Cuma ee, Şu noktaya kadar gelip Buralardan dönüş gelir mi gelmez mi arkadaşlar bunu takip edeceğiz hassas bir bölge ee, Buradan Dönüş odaklı hareket edebiliriz Ama aşağı doğru kırıldığımız zaman e, Satış e, gerçekleşebilir dikkat edelim arkadaşlar bu noktaya Türksel'e Şöyle dolar bazlı bakalım. Pardon. Evet baktığımız zaman destek bölgesine her zaman baksanız %2'lik bir geri çekilme potansiyeli arkadaşlar mevcut durumda şu siyah destek çizgimize. Ee, buradan eğer bir hareketi yakalayabilirsek buradan bir dönüş gelebilir ise önce %2 değer kaybı akabinde %12'lik bir yükseliş söz konusu olabilir. Dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman e, burada e, destek çizgisine sadaketini göreceğiz arkadaşlar. Burada bu sadaket gerçekleşir ise ki yarında negatif bir hava olabilir dönüşünü takip edeceğiz temas sonrasında. Bobet, Boğaz içi beton. 2 saatlik grafiği alalım. Grafiğimizi şöyle bir sıfırlayalım. Güzel bu bölgelerden yukarı dönme çabası gayretini görüyoruz arkadaşlar. Oldukça olumlu. Evet yine şöyle bir sıkıştırma yapalım. Bakınız ortalama destekleri, dirençleri aldık. Şöyle bir alana ne yaptık? Boğaz içi betonu hapsettik arkadaşlar. Değil mi? Şimdi bu hapiste bizim cereyan edecek olayımız Bakınız net arkadaşlar. Dirençler, destekler net. Bakınız şu bölgede alt destek veyahut da kırılım sonrası. Bakınız, bu iki nokta takip edilebilir. Yani hissede olmayan arkadaşlarımız için ya Kırılımı ya da destekli bölgesine gelip buradan tepkisini baz alabilirler. Onun dışında yatayda da şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 467. Bakınız 467'nin altında alt band ortalama 459, 460 bir miktar geri çekilme gelebilir ama buradaki bu alanı takip edeceğiz. Bu alanın kırılması demek bu alanın derinliği kadar arkadaşlar şöyle yukarı ya da aşağı doğru. Hareket anlamına gelir ki yukarı kırıldığı zaman bakınız senaryoda 5-30 kadar bir yolculuk potansiyelimiz olabilir arkadaşlar. Evet, Ray Sasha bakalım. Evet gidiyoruz. Teknik hedefler, sıkışma bölgesi bakınız dirence doğru geldik. Aslında güzel bir yükseliş potansiyeli oldu burada arkadaşlar şöyle ortalama 5-60'lara kadar yine bir potansiyelimiz olabilir. Bu bölgeye aman dikkat edelim. Bu bölgelerden tekrar geri çekilme söz konusu olabilir arkadaşlar. Direnç noktamız. Direnç noktasına ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Şöyle çizimleri kaldıralım. Bakınız. Görüntümüz oldukça net değil mi değerli dostlar? Evet. Takipte kalıyoruz. Direnç noktası aşılır ise tekrar yolculuk devam edebilir. Ama bu bölgeden satış da gelebilir arkadaşlar. Aman dikkat edelim bu noktaya. E, olumlu pozitif havamız devam ediyor. Ama direnç noktasından dönüş hareketi her an gelebilir. RSI çok yükseklerde. MACD indikatörü yine bir sıkıntımız yok. Ama RSI bakınız buradan daha önceki tepe noktaları örneğin bakın şu bölgelerden Düşüş. Bakınız, bu hattın 70 hattının üstüne çıkıp geri çekilme yine üzerindeyiz. Dikkatli olun. Bir miktar yolculuğumuz devam edebilir, ama bu noktadan bir geri çekilmemiz işte söz konusu olabilir. Ortalama 5-80'lere kadar yolculuk potansiyeli. Eyvallah, ama buralara dikkat. Jant Evet epey bir çalışma yapmışız artık şu çalışmaları bir resetleyelim. Negatif hava devam ediyor. Yani baktığımız zaman bakın net kırılım. Yatay destekleri burada baz almak zorundayız artık. Baktığımız zaman ilk bölgemiz 65-50 bandı. hatta pardon pardon 65 75 bandı şöyle atıyoruz bir üst daha 65 85 arkadaşlar pardon burası kırılmış tehlike devam ediyor yani geri çöküş çöküş senaryosu devam ediyor maalesef pek umutlu bir bakış açımız yok şu an itibariyle maalesef aşağıdaki destekleri tek tek 59 80 52 05 test edebiliriz arkadaşlar Jans Dolar bazlı grafik. Pardon. Verir ise tabi. Evet verdi. Güzel. Evet şöyle baktığımızda ana destek noktasını bakınız. 1, 2, 3 nokta burada besliyor. Burada 7.10'lara kadar bir potansiyel gözüküyor arkadaşlar. Bakınız 7.10 seviyesine kadar. Ki de bu yüzde olarak baktığımız zaman ortalama yüzde 7'nin üzerinde arkadaşlar bir düşüş potansiyelini halen barındırıyor. Dolar bazlı grafiğimizde. Ama bu bölgeler 7.10 dolar bandı. Güzel bir bölge. Fiyat etiketini şöyle yapıştıralım bu noktadan bir hareket oluşabilir. Bekleyelim bir miktar daha görelim arkadaşlar. Çok da acele etmeden. Bakın şöyle bir direnç noktamız zaten hakim. Ee, ya bu 7-10 destek kırılımını pardon destek dönüşünü ya da yukarıdaki direnç çizgisinin kırılımını takip edeceğiz arkadaşlar. Yani şu anda çok da işlemde almak işlemde olmayanlar için burası sağlıklı bir bölge değil. Kararını versin ona göre takip edelim arkadaşlar. Evet iş girişim sermayesi yatırım ortaklığına bakıyoruz. Şimdi vay be. İşte trendler trendler. Biz bu hisseye epeydir bakmadık mı arkadaşlar? Bakınız kanal trendi bozulduğu an iş bitti. Ana destek mavi ile çizdik o da kırıldı. Maalesef. Gidiyor da gidiyor. Artık nereye gidecek bilmiyoruz. Ee, şurada bir kırılım geldi ama tekrar ne yaptı aşağı doğru devam ediyoruz. Ee, burada da sağlıklı bir oluşum için arkadaşlar yani 877'ler üzeri yine ataklar görmemiz lazım. E bir uyumsuzluk var mı bakıyoruz. Tepelerimiz daha yukarıda. Bu tarz hisselere şöyle haftalıkta bakmayı tercih ederim arkadaşlar. Haftalık grafik hemen açıyoruz. Bakın MACD indikatörü alıma doğru gidiyor. Güzel. Pozitif bir senaryo. Umarım artık buralardan bir dönüş gelir arkadaşlar. Haftalıkta baktığımız zaman önemli durak noktalarımız R 877 üzerine atamaz isek aşağıda 6.35'lere kadar bir geri çekilme potansiyelimiz olabilir. E, MACD indikatörünün alım üretmesi de bir o kadar olumlu arkadaşlar. Umarım e, buradan şöyle bir uyumsuzluk hareketi görebilir miyiz? Bakınız bir tık daha dip denemesi, dipler daha aşağıda. RSI de burada yukarı doğru gidebilirse bir uyumsuzluk MACD indikatörü zaten alım yapmış durumda. Evet TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına bakalım. Güzel gittik arkadaşlar. Bakınız destek direnç bunları hep anlattık sizlere. Ee, güzel yakaladığımıza inanıyorum. Bakın şu bölgede takip edilir dedik. 218'ler dedik bir tık altına geldi ama daha sonra tekrar üstüne atarak yolculuğumuz 220 77 direnci olarak çalıştı. Daha sonra geldi 277 destek olarak çalıştı. Ee, görüntümüz olumlu. Çizimleri şöyle bir kaldıralım. Şimdi şöyle bir iddiam vardı benim hatırlarsanız her zaman bunu vurguluyorum. Şu geçmişte çalışmış olan destek bölgelerini bir gün gelip test edeceğiz arkadaşlar. Bakınız burada net bir şekilde çalışmış olan bu hattı biz bir şekilde test edeceğiz. Onun için bakış açımız halen pozitif halen olumlu. Yukarıdaki dest direnç noktasını biz yine baz alırız. Bakın şu şekilde kırıldığı an Yolculuğumuz bakınız bir üst bölgeye doğru. Bunların rengini şöyle mavi yapalım. Mavi pardon yanlış yaptık arkadaşlar. Şöyle bakınız. Siyah çizgimiz kırıldığı zaman maviye kadar bir yolculuk potansiyeli 4.40'lara kadar oluşabilir. Ee, yine şöyle bir destek hattını oluşturalım. Hatta kanal trendi yapalım burada. Bakın şu şekilde takip edilebilir. Dikkatli olalım. İndikatörlere baktığımız zaman pek hoş durmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani burada muhtemelen şöyle bir geri çekilme potansiyeli bakın şu şekilde şöyle bir potansiyel olabilir arkadaşlar ve daha sonra bu bölgeden takip etmek gerekir. Teknik açıdan zayıf bir görüntü var. Sarı kanal trendi aşağı doğru kırdığı zaman satış gelebilir. İndikatörler pek olumlu değil arkadaşlar. Kafein. Trend, trend, trend. Bakınız. Kırıldığı an olay bitiyor arkadaşlar. Tekrar çizelim. Bakınız daha önce anlattık size değil mi? Bakınız. Net bir şekilde arkadaşlar kırılıyor. Bir destek çöküyor burada. 4-5 defa test edilmiş olan bir destek çöküyor. Trendimiz bozuluyor. Ee, i̇ktidarı burada ayılar alıyor. Artık yatayda şu destek 22 32'ler. Çalışır mı, çalışmaz mı bilemeyiz. Ama bu bölge kırıldığı zaman bakın bir tık altında 19.90 ortalama. buralar test edilebilir. Durum pek açıcı değil arkadaşlar, İç açıcı değil. Teknik olarak halen zayıf. Ee, dönüş noktalarını kollayalım. Fiyat etiketlerini şöyle yapıştıralım biz. 22 30 bantları ilk destek noktamız. Alt kısımda 19.90 diğer destek bölgemiz arkadaşlar takip bu şekilde sağlayalım. Ege gübre. Evet kanallar trendler tıkır tıkır bozuldu. Çizimleri şöyle tekrar kaldıralım. Bakalım yeni bir çizim oluşacak mı buradan. Evet indikatörler. Şimdi şurada Ares'e çok aşağı inmeden artık şuradan bir toparlanma yapsa arkadaşlar. Dipler daha yukarıda, dipler aşağıda diyerekten burada pozitif uyumsuzluğa dikkat çekebiliriz ama henüz böyle bir oluşumun olmadığına da şahitlik ediyoruz. Şimdi genelde Fibonacci değerlerini kullanıyoruz bu tarz e, geri çekilmelerde. Nerelere kadar gelebiliriz, nerelerden dönüşler sağlayabiliriz? Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Fibonacci 0.50 değerimiz bakın 100 şöyle yapalım. 149.8 ilk destek bölgemiz. Burası kırılır ise 120'lere kadar yolculuk potansiyeli olabilir ki bu bölge test edildiği zaman buralarda yine ideal bir alım noktası olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Şimdilik Fibonacci değerleri üzerinden takip edilmeli. Yine düşen kırılımını da biz baz almalıyız arkadaşlar. Şu şekilde 2PX yapalım. Düşen olduğu için bu çizgiyi kırmızı yapalım. Bakınız böyle bir düşen çizgimiz var. Bu kırılımı görmeliyiz. Veyahut da aşağıdaki 149.8 bölgesinden gelebilecek yükseliş. 121.4 bandından ortalama bunlar. 121.4, 121 olur, 120 olur. bu bölgelerde yukarı doğru itilme bizim için bir fırsattır arkadaşlar. Evet Ege Gübre'de. Düşen kırılımını veyahut da Fibonacci dönüşlerini takip ediyoruz. Klimasına bakalım. Evet, bunu da şöyle bir haps içerisine aldık. Bekliyoruz. Çizimleri şöyle kaldıralım. E, bu bölgenin test edilmesi arkadaşlar. Bakınız, bu ne demek? Sen bir miktar daha geri gidebilirsin pek hoş durmuyorsun diyor bize. Evet duruşunu pek beğenmedik değil mi? indikatörlerden bakıyoruz. Evet indikatörler de aynı şekilde. Bakınız RSI net bir şekilde kırılmış. MACD indikatörü satış. Şu tepe tam bir satış bölgesi arkadaşlar. Bakınız klima sancılar. Bu tarz dirençleri ne yapıyoruz? Her zaman kolluyoruz. Koruyoruz kendimizi bu direnç noktalarıyla. Bakınız MACD indikatörü satış üretmiş. Zaten daha önceden bakın şöyle bir direnç bölgesi. Bekleyelim bir müddet daha destek dönüşünü yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? Evet. Şöyle baktığımız zaman aslında burada küçük küçük bir solomuz baş, sağımız oluşumu olarak bu bölgeyi nitelendirir isek de bu derinlik kadar hop aşağı görebiliriz. Yani negatif senaryomuz devam ediyor burada da. Bir fren. Evet boş fren sistemleri. Evet burada da epey bir karalamışız işte şu bölgeye düşer buradan yukarı doğru tekrar gidebiliriz falan filan şöyle çizimleri kaldıralım artık çok çok çizimler yapmışız şimdi arkadaşlar bu tarz yatay seyirdeki bir hisse çok sert yukarıya da çok sert aşağı gidebilir daha önce şu bölgede yukarı gittik bakalım yine aynı senaryo gerçekleşecek mi yine bir alan içerisinde bu bölgeyi hapsedeceğiz bakın şu şekilde. Evet gördünüz. Sıkışma devam ediyor. Hareketimiz bakınız kırılıma göre arkadaşlar ya alt bölge 569'a kadar kırılım sonrası geri çekilme ya da direnç kırılır 1170'lere kadar yukarı doğru bir hareket potansiyeli gelir. Şimdi bunu şöyle bırakalım. İlerleyen zaman diliminde artık yerleştiririz kırılım bölgesini. Hatta şöyle kalsın şu bölgede bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar kırılımı takip edelim çok çok aceleci olmayalım Umarım buralardan bir dönüş gelir şöyle baktığımız zaman sıralı bir şekilde 843.8 bir destektir aşağıda yine bakıyoruz 820 yine diğer bir destek noktası Bakalım bu destekler çalışır ise tekrar yukarıya 920'ler ve kırılım sonrasını takip etmek gerekir diyoruz. Bir frende indikatörlere bakalım. Evet indikatörlerde de yine negatif bir havanın hakim olduğuna şahitlik ediyoruz. Gedik sorulmuş. Hemen Gedik'e bakalım. Gedik yatırım menkul değerler. Şimdi yatay çok güzel anlattık. Daha önce çalıştık arkadaşlar biz burada dersimizde hiç bozmadan şöyle bakalım. Şuraya kademe yayılması gerektiğini söylemiştim. Çok aceleci etmeyin. 7.13 kırılır ise 6.80. Burası da kırılırsa 6.57'ler. Sırasıyla test edilebilecek rakamlar. Şu anda geldik 7.13 bölgesine. Bakalım buradan yarım bir tepki görecek miyiz? Yoksa aşağı doğru kırılıp 6.80 bandı. ilk etapta teknik hedef olarak karşımızda. Ve majör kanal kırılır ise de daha sert satışlar gelebilir arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Evet. Outur. Evet, geçmişteki çizimler hepsi arkadaşlar bakınız buralarda. Ya yani şurada sol omuz baş, sağ omuz tamamlar mı demişiz. Sağ omuz tamamlanıyor. İşte buradan hop yukarı. Aslında bütün hedeflerin geldiği bir histedir Outur. Onun için çizimleri ben kaldırıyorum yine buradan. Birkaç ana destek hattını şöyle çizelim. Bakınız arkadaşlar gördüğünüz üzere bu noktada yine negatif havanın hakim olduğuna negatif bir havayı soluduğumuzu söyleyebiliriz burada. Direnç, direnç, direnç. Destek geri dediğine desteğimiz. Yani bir miktar şu şekilde geri çekilmesi 2.47 olur, 2.43 olur artık bilemeyiz ama böyle bir potansiyeli var. Olumlu senaryo için ise arkadaşlar kırılımı takip etmeliyiz. Kırılım ya da destek dönüş arkadaşlar bizler için gerekli olan unsurların başında yer almakta. Yataya baktığımız zaman şu bölgede ciddi bir hattın yatay hattın oluştuğunu görüyoruz. Burası çöktüğü zaman direkt alt kısım arkadaşlar. Ortalama fiyat verecek olur ise 2.75 şimdilik destek, desteğin çökmesi demek 2.45 ki umarım buradan kalıp üst banda doğru tekrar atağını yapıp direnç kırılımı gerçekleştirir. Evet, şimdilik anlatacaklarımız bunlar. Bazı hisseler var tam destek bölgesinde. Bazı hisseler var sıkışmış, belirli bir alan içerisinde uç noktaya doğru ne al ne sat üretmiş. Bunları sabırla bekleyeceğiz arkadaşlar destek dönüşlerini ya da direnç kırılımlarını her zaman takip etmekte alım için fayda var diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kanalımıza abone olmayan değerli dostlar kanalımıza bekliyoruz. Yine katıla dahil olabilirsiniz. Yine Binance Borsası referans kimliğimi kullanarak da %10 komisyon indirimiyle 7-24 kripto para işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Binance Global ve Binance TR video Pardon, Binance referans linkim hemen videonun altında açıklama yorum kısmında yer almış olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.